Bütün televizyonlarda, gazetelerde tombalacı Mehmet'in geçmişi, ilişkileri, geldiği nokta tüm detaylarıyla çıkacak. Türkiye bu kazayı ikinci susurluk travması olarak yaşayacak. Kamuoyunu yönlendirin. Emredersiniz efendim. Birincisinin üstü örtüldü, ikincisi çırılçıplak ortaya çıksın. Ne giydireceksek de biz giydirelim. Hadi bakayım Aslan. Karahanlı'nın filini yedik. Görelim bile karşılık ne isteyecek. Allah kahretsin! Bunlar en sonunda savcı da benim öldürdüğümü söylerler. Ne yapacağız? Bu işlerin arkasında baron var mı öğrenmek zorundayız. Nasıl öğreneceğiz? Sen öğreneceksin. Yarın benim için pazarlık edeceksin. Ne vereceğiz, ne alacağız? Ne isteyeceğimiz ve ne vereceği önemli. Konsey üyeliğine geri dönüşümü istediğimi ileteceksin. Bunun akabinde Laz Ziya'nın konseyden ihracını ve avcuma düşmesini istediğimi. Bunu sana vermez. Baron karşılığı olan her şeyi verir. Bizim sonsuz kredimiz var. Ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunacağız. Beni mi vereceksin? Arkandaki gücü kullanma zamanı. Bunu istese bile senin yönlendirmene izin vermez. Vermezse o zaman baron ben olurum. Ya Laz Ziya'nın kellesi ya kendi kellesi. Kamuoyu dünden itibaren bu kazayı konuşuyor. Kumarhaneler kralı tombalacı lakaplı Mehmet Çolak'a ait olduğu belirlenen aracın içinde yaşamlarını kaybeden kişilerin meslekleri bütün dikkatleri Mehmet Çolak'a yöneltiyor. Bir gazete yayın müdürü, bir üst düzey devlet görevlisi ve eski emniyetçi o arabada ne arıyordu sorusu kafaları karıştırıyor. Aracın bagajında bulunan silahların kamuoyunda İsrail'den alınan kayıp silahlar olup olmadığı tartışılıyor. Bir iddiaya göre silahları tombalacı Mehmet'in sağ kolu olarak bilinen eski emniyetçi Burhan Erdemir'in illegal biçimlerde temin ettiği belirtiliyor. Bu silahlarla birçok eylem yapıldığı iddia ediliyor. Benimle ne alakası var? Alt tarafı bir arabanın içinde 4 kişi ölmüş. O kadar adam öldürdüm. Bir kamyon çarpması yüzünden bir saygısızlık göreceğim. Peki tombalacı lakaplı Mehmet Çolak kim? Küçük yaştan itibaren suç dünyası içinde yer alan tombalacı Mehmet adını lunaparklarda küçük çaplı kumar oynatarak duyurdu. Lakabını da bu yaşlarda aldı. İlk kez cezaevine zamanın ünlü kumarcılarından Ahmet Tozar'ı öldürerek girdi. Ahmet Tozar'dan başladıklarına göre bütün işleri bana yıkacaklar. Evet sayın seyirciler, şu anda aldığımız bir habere göre Süleyman Çakır hastaneye kaldırıldı. Ünlü mafya babasının sağlık durumunun kötü olduğu bildirildi. Duyduğum en iyi haber bu. Kamil! Efendim abi? Kamil, Çakır'ın hastaneye kaldırıldığını televizyondan mı öğreneceğim? Teyit et, bir ekip hazırla. Emredersiniz abi. Kamil, her halükarda morga gidecek. Emredersiniz.